Thank you.
ayağına geldiğim zaman kıvrak kıvrak sikeceksiniz. Raksan, ayağına dikkat et. Çalparını daha iyi kullan. Uçar gibi dans et. Ayakların yere basmasın. Ama siz oyun öğretmek ne kadar güç canım? Ben esirciyim. Sizinle bu kadar uğraşamam. İçinizde Handan kadar iyi oynayan yok. Aferin Handan. Gözüme giriyorsun. Bakın kızlar. Benim çalışmalarım hep sizler için. Siz de çalışın. Sizi konaklara, köşklere, saraylara satayım. Marifet öğrenin kuzum, marifet. Ay, hadi gidin. Gidin dinlenin biraz. Kazandığım bana yeter de artar bile.
şuna. Allıkları çekmiş, astıkları sürmüş. Cila kutusu mu şube? Kızlar içeride ne yapıyorlar? Hanımım, bunun dili yok mu? Aman! Olsa suyu ata, otu suya katardı. Lakin sır küpü gibidir. En kıymetli halayım bu kızdır. Bir müşteri geldiği zaman hemen süslenir. Fırıl fırıl dolaşır ortalarda. Aa, gelen müşteri gençse aklı başından gider ayol. Bir gün halayı satıldığı zaman bir gün bunun ağladığını görmüştüm. Ay şeytan, şuna bak kapını çaldın nasıl da anlatıyor. Gidin bakın kim gelmiş. Ay çok mu yakışıklı? Ay beni de var. Sarıklı. Gülü de var. Ay çağır gelsin. Sağolun şerefim. Yüzünüzü gören cennettik. Ne kadar istemezseniz hakkınız var. Gelene şöyle yanıma tütüncü güzeli. Şu tütüncü güzelin elini çıkarmış. Ela gözlerine, güzel kahkülmelerine meftun olanlarcımın, hem sen tütüncünün oğlu değil misin? Latife'yi bırak artık kadın. Çelebim. Efendim? Senin şu handan var ya. Ay öyle güzel oynuyor ki. Ya hala pekala. Bu kızdan hoşlanıyorsun değil mi? Yok canım. Ah Çelebim, bir kız beğenemedin gitti. Efendi baban seni kız almak istiyor. Buraya bu kadar sık gelmesine ondan müsaade ediyor yavrum. Efendi babam o arzusunu unutsun artık. Ay ne oldu? Afet kadın, bir haftadır aklım başında değil. Vah vah, ne oldu iki gözüm? Nasıl anlatayım? Rica ederim efendi babam duymasın. Ay, benden sır çıkarma, anlat. İlkbahardan beri Çırpıcı'da, Veli Efendi'de, Aynalı Kavak Bahçesi'nde eksiye seyir geldiğinde işte. Bir koç arabasına denk geliyorum. Sonra? Turuncu boyalı pembe perde. Koçunun yanında ata binmiş, 18-20 yaşında bir Çerkez köle bulunuyordu. Evet. Herkes diyor benim de nazım dikkatimden kaçmadı. Ay, bari pek mi güzeldi? Güzelce bak, peri kadar güzel, gonca gibi taze. Vah Çelebi, bak sana pek yazık. Kağıthaneden silahlara giderken... Thank you.
Şimdi yine oldu.
acı minik, böcek başı. Ay seni görmesinler, gel de saklan. Afet Kalim nerede? Şöyle buyurunuz. Sefa geldin ağam. Sefa bulduk Afet Kalim. Ne haber? Bir odalık lazım da. Aa, sizin için mi? Hayır, bizim Yamak Ferhat Ağa için arıyorum. Sende münasip bir cariye var mı? Çok. Lakin bu iş bugün bitmeli. Bu kadar aceleye gerek ne Menteş Ağa? Menteş deme canım, Menteş deme. Benim adım Hacı Mimi. Ay kusura bakma, ağzım alışmış da. Dinle beni Afet Kalim. Halayıklardan birini Ferhat Ağa'ya beğendireceksin. Pazarlıktan edetmeyeceksin. İşitiyor musun? Her ne verirse al, üstünü ben tamamlarım. Al sana 500 rubi. İş bittikten sonra hesaplıyorum. Anladın mı? Ferhat Ağa'yı bir kündeden atlatacağız desene. Falcı mısın be kalim? Herkesin sırrına falcılar benim kadar vakıf değildir. Mesele nedir anlat bakalım. Bu sabah efendi elindeki tespihi yere bana iki parmağınla tut dedi. Tuttum. Tuttuğum yerden imameye kadar saydım. Saydın? Saydım. 80 geldi. Bu da ne demek? Ya Ebced hesabıyla 80 F'ymiş. F de bizim Yamak Ferhatani'nin ilk harfiymiş. Ayol bir yaşıma daha girdim. Böyle niyetle kız mı verilir? Ben bileydim. Sayar kim de. Aa, o neden? Ya Ebced hesabıyla benim adım ilk harfiymiş. Ay ilahi Menteş Ağa. Menteş deme canım, Menteş deme. Bana zorla Ebced hesabı öğrettiler. Şimdi İstanbul efendisi kızı Esma Hanım'ı Ferhat Ağa'ya verecek, öyle mi? Ferhat Ağa'nın bundan haberi var mı? Hayır, ben Ferhat Ağa'yı tanıyayım. Şimdi bir odalık alacağım. Şimdi anlaşıldı. Göreyim seni Afet Hanım, sen işi yapacaksın. Ferhat Ağa bugün mutlak bekarlıktan kurtulmalıyım. Ben Ferhat Ağa'ya getireyim. Bağış üstüne sen merak etme Menteş Ağa. Menteş deme canım, Menteş deme. Benim adım Hacı Mimi. Menteş değil, Hacı Mimi. Ay şaşırdım. Aferin gibileri satar, parasına helva alırım ayol. Ne o? Sen bakılıyorsun. Ay feraset gel. Ay İstanbul efendisi niyet tutmuş. Kızı Esma Hanım'ı Ferhat Ağa'ya getirecekmiş. O inci tanesi gibi kızı daha yarması Ferhat Ağa'ya mı veriyormuş? Ya. Menteş Ağa'ya ne oluyor? Ne olacak? Eski bezirgan. Patona vakasında bütün altınlarını kaybetti. Sonradan Müslüman oldu. Zar zor kurtuldu. Şimdi bütün bunları unutmuş da İstanbul efendisinin kızına göz dikmiş. Onun malına ortak olmak istiyor. Olacak şey değil. Ay, feraset. Sen yaver beyi, Rüküş Hanım'ı, cinleri, perileri hatırla. Belli ki yakında bir iş çıkacak. Ooo, neyin şöyle kadını? Ne lazım senin? Hadi git şimdi gelirler. Aman aman, Afet Kadın, seni işittim. Ay üzülme civanım, üzülme. Afet Kadın sana da bir çare bulacak. Ama şimdi gelirler, sen sakla. Göremedin sen, hayırlı haberlerini bekliyorum. Haydi haydi. Oğlum sen ne kafadansın ya. Evlen adı aklımdan geçmiyordun. Aklıma gülmeri kaldırdın ya. Sen gitti ve kerdirmez. O gün ben senin bir de zamandır yoldaşının. Kendinden çağırdım. Bugün gelmedi. Bugün geleceğin kızlar. Öyle kolay kolay geçmez diye onun için. Madem köyleymiş. Sen de bekarsın. Sen de bekarsın. Oh, kuzum sen bana bakma. Sen buradan bir alayı kat. Sonra bana dua edersin. Acaba diyorum, şehir karısı alaydım, ne anlıyorum? Şehir karısının naz ve edası hiç çekilmez. Lakin, parasını sayıp aldın arayıp senin malin değil. Emrinle oturur emrinle kalka. Olmadı, değiştirirsin. Bu iş bugün bir bitse. Peki yoldaş, senin dediğin gibi bir kızı böyle bir yerde bulabilecek. Adam sana esircim yok, burada bulamadık, başka yere bakarız. Senin başını bir bağlasam. Ooo! Sefa geldiniz ağalar. Sefa bulduk Afet Kalim. Yoldaş bir cariye iste. Hizmet için mi yoksa? Hayır.
Yoldaş şu ana kadar dünya evine girmemiş. Münasip bir şey olsun. Eliyar ev, gün olsun. Evlenmek ister. Baş üstüne elimde her türlü cariye bulunur. Fidan kahve getir kızım. Hele bir soluklanın kahvenizi için kızları da görürsünüz. Ne biçim istersin? Çabuk söyle. Bak böylesi de var. Rabbim korusun yoldaş. Ay, pişirsin, kotarsın, silsin, süpürsün değil mi efendim? Aferin kadın sana aletim. Ben ödevi yapmadın ha. Bir evi çekip çevirmeli. Çevirmeli. Beni rahat ettirme. Ettirmeli. Gözün arkada kalmamalı. Kalmamalı. Yani ben ne dersen o olur. Baş üstüne aslanım, istediğinden alasını çıkarayım. Feraset kızları getir çabuk. Hadi kızlar, hadi hadi. Oyalanmayın, hadi bakalım. Ay maşallah, maşallah. Thank you.
iki gözüm. O Çelebi'nin zekası derinden belli. Pencerenin birkaç gündür ümitle bekliyorum. Pembe mendille taş parçalarına mani eğer anlamış olsaydı mutlaka gelirdim değil mi Dilara? Hanımcığım, benim tertip ettiğim o muamma anlaşılmayacak bir şey değil ki. Altı mermer, manası üstünde. Çiçeklerin, renklerin, her eşyanın birer manası vardır. Bunlar bir araya gelince adeta mektup gibi okunur. Çelebi bunu anlamadıysa şaşırırım. Aha, efendi babam bunu okuma yazma öğretmiş olsaydı. Ya ya, kim bilir o Çelebi'ye ne güzel şeyler yazarmış. Efendi babanız da bu yüzden okutmamış galiba. Sevdiğime meramımı anlatamazmışım sanki. Benim adım da Esmer'se bu abla dolusu Çelebi'yle kendim bizzat konuşmuyor. Hacet yok efendim Çelebi geçen gün anladı. Acaba? Yahu mendil atayım derken az kalsın kendisine Çelebi'yi kucağına atıverecektiniz. Ne güzel ablam var değil mi? Sizin tam denginiz. Sabi Çelebi gelse. Beni babamdan istese. Efendi babam da beni ona... Baksa! Olmayacak şey değil. Bilmez misin? Efendi babamın her şey aldı. Sahi öyle. Sizi kalkıp başkasına verirse. Sus Dilara, Rabbim saklasın. Yahu. Sahi Çelebi gelip sizi istese. Efendi babanız ne diyecek? Allah için aslan gibi delikanlı. Babası tütün tercümenleri vakitleri yerindeymiş. Sana bunları Dilara mı söyledi? Evet efendim. Kız Dilara'ya söyledi. Aa hiç böyle şey Dilara'ya anlatılır mı? İnşallah Sahi Çelebi size kısmet olur. O zaman bana ne var? Allah o gündeyi göstersin, sana yok yok. Eğer ver seni Allah'a. Sonra seni istediğine veririm. Sen o zaman kim istersin Dilara? Ah hanımcığım, herkesin gönlünde bir aslan yatar. Ay, efendi babam geldi galiba. Sen şeyleri topla da ben de sokuşayım. Sonra canım önümde oturuyorsun diye bana duruluyor. Kim o? Dilara! Kimse var mı? Oh, Dila varmış. Hayır, benden başka kimse yok. Bırak kızım, genel olacak. Dilara, dünden beri seni göremedim. Yapma diyorum canım, şimdi bir genel olur vallahi. Dilara, azıcık merhamet. Yapma ya. Dilara, sen beni hiç sevmiyorsun. Canım Dilara, bırak çocukluğu. Benden kaçıyorsun ama. Canım efendi. Sen artık büyüdün, hareme girme diye tembihlenmedi mi? Niçin içeriden seslenmiyorsun? Ah, güzel Dilara, senin aşkın arayan. Ben de öyle ama ne çare. Çocukluktan beri beraber. Seni görmediğim her an kalbim kırılıyor. Vallahi ne yapmalı ben de bilmiyorum. Ne zaman benim olacaksın? Küçükhan'ın gelin olduğu zaman. Ya bahsettiğin Safi Çelebi mi olacak? Neme lazım. Kime varırsa varsın. Bana mahvetti. Bir gün olunca beni azat edecek. O zaman seni azat ederse beni azat etmez. Ya seni bana vermezse? Yahu efendi seni evladı gibi sabahmış. Şöyle şey olur mu? Yaram. Küçük. Hayır yahu. Hem ne diyorum? Onu padişahlar bile men edemez.
Denedin. Öyle ya. Evet geli değil. Her ne zaman Dila Hanım azıcık gelirse küçük hanım bekliyor diye kardeşimin yanına durmuşuz. Şimdi anladım peki. İkinize de gösteririm. Bu kitabı görüyor musunuz? Bütün felakiyat bunun içinde. Es, sümbül, akrep filan nedir bilir misiniz? Hayır efendim. Bilmezsin zahir. 12 burcun ismidir. Ya. Bakın bakın akrep burcu görüyor musunuz? Aman efendim ne korkunç. Bak 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 seratana bak. İşte bak seratan burcu derler. Aa yengeç gibi. Ne olacağını görürsünüz. Gökyüzünde her insanın bir yıldızı varmış. Benim de yıldızım var mı efendim? Var ya var. Benim yıldızımı sen ne yapacağımı görür müsün? Ne yapacaksınız efendim? Ne yapayım? Dilara yıldızını ayırıp kendi yıldızıma bağlayacağım. Efendim ne olur bize pek yazık olur yapmayın. Seninkine beni sımsıkı bağlayacağım. Dilara gözüme yengeç gibi çirkin görünecek. Ondan ikrar edip bana aşık olacak. Merhamet edin efendim. Bize merhamet edin. Ayol! Allah ayol! Mandalina satılımına engel olacaksınız. Bu misaldeki mel'ukat ve meşgul bakmaların satılımına çarşıyı bazarı bilağın takipçi güzel ederek meydan vermeyeceksiniz. Evet efendim. Meydan verenlere de en az 20 leylek vuracağız efendim. Bunun gibilere değil yürümü 50 leylek vurulmalı. Tabii efendim. Bundan sonra öyle yaparız efendim. Ettikleri dişi koyunlara başka hayvanın etini katan kasap esnafına dikkat edeceksin. Tabii efendim. Çünkü böyle usulsüzlükler, uğursuzluklar izbe köşelerde birikirler. Bu izbe köşelerdeki uğursuzluklar cinleri, perileri çağırır. Bu cinler insanları firkan ederek çarparlar. Tabii efendim. Temizleriz efendim. Bu kitap ne? Buyurun efendim. Bu ilmi nücum kitabı. Bunu buraya kim getirdi? Demincek İrfan Molla Bey bıraktı. Çağır şunu gelsin. Böyle önemli bir kitap ortaya da bırakılır mı? Cahil. İrfan Molla Bey'i büyük efendim çağırıyor. İrfan! Bu kitabı buraya sen mi bıraktın? Evet efendim ama. Bre gafil! Böyle önemli bir kitap. İlmi nücum kitabı. Müstetap yere bırakılır mı? Efendim baba. Dersimi ezberliyordum. Unutmuşum. Yıldız ayı mı? Evet. Ne bakalım? Sevr nedir? Sevr. Balık efendim baba. Hayır. Balık kuttur. Ezberleyememişsin. Esedi nedir? Aslan efendi baba. Seratan nedir? Seratan yengeç efendi baba. Dur efendim baba buldum. Öküz. Öküz. Anladım. Sırasıyla kursları oku. Es. Sümbüle. Eset. Yazıklar olsun sana. 12 burcun esamisini ezber edemedin. Ben işte burada ilmi vücuduna vakıf bir hayrül halek yetiştireceğim diye gecemi, gündüzümü harcıyorum. Efendim baba. İki yatıncısı ne olmuş sanki? İki. Elinin çölü olmuş! O ilim nerede? O irfan nerede? Ödem efendi baba. Yazık ne var sanki? Ne kadar ihtimam etsen nafile. Endişelenmeyin efendim. Belki istediğiniz gibi olur efendim. Hiç umuyorum hacimimi hiç. Sana Kerime'yi Ferhat Ağa ile evlendirmek istediğimi söylemiştim. Konuyu Ferhat Ağa'ya açtın mı? Efendim. Kerime'nin ve Ferhat Ağa'nın sahicilerini yokladım. Yıldızları muvafık geldi. Sonucu yeminle tetkik ettiğim arzum ve çile zuhur etti. Pek kuvvetli demeyin. Pekala efendim. Tesbih niyeti iyi geldi. Ne dersin? Ne diyeyim efendim? Remiller, tesbih niyeti hepsi Ferhat Ağa'yı gösteriyor. Lakin ben Ferhat Ağa'yı nazını aradım. Reddetti. Neden? Evlenmiş efendim. Evlenmiş? Ne zaman evlenmiş? Bir odalı kalmış efendim. Balık almış ha? Ay bir şey. Neyse canım, kerimimi verecek adam mı yok? Evet efendim, çok. Ferhat Ağa benim mahiyetimde olduğu
için onun olmasını arzu ederdim yoksa. Maldenizde adam çok. Mesela ben Deniz'in zaycısına bakarsanız belki Ferhat'ın zaycısından daha iyi olacak. İki parmağınla tut, adamı. Fırsat bir fırsat. Kirk efendim, Kirk. Kırka. Yine F harfi çıktı. Efendim, Ebced Esabi ile F değil Kirk. M, bendeniz Memin'in M'si F değil Kirk. Acemi, ben atarken bir misli niyet etmiştim. 40 daha 80 eder. Evet, F harfi. Ama ben hata uygun çıkmıyor. Sen çekilebilirsin. Kozum, sen de çıkar. Ben bu işi bir tefeül demin dökerek tespit etmeye çalıştım. Ama ben hata uygun çıkmadı. Demek ki bu işi kadere bırakmak pek münasip. Tesbihimi saklayacağım. Tesbihimi kim bulursa Kerime'mi onunla evlendireceğim. Pek doğru. Bu işi bitirmeli mesela. Dilaver, dairem halkını çağırın gelsinler. Dairem halkı, büyük efendi çağırıyor. Tesbihimi kaybettim. Tesbihimi kim bulacak olursa onu ödüllendireceğim. Efendi baba, tesbihimi ben arayayım mı? Hayır, senin bulman olmaz. Bunu beni de ödüllendirirsin. Seni ödüllendiremem oğlum, çık dışarı, çık! Emrimle arayın! Bence erkek adam dediğin kendi ekmeğini kendi kırmalı.
Böyle zengin karısını alıp millet altına giremem. Hem bana zorla arabayı kaldırdın, sebebin işini de anladım. Bilsen Handan beni ne kadar mutlu etti. Handan, evet bebe. Yok yok, sana darılmadım. Hatta destecin kadına fazla da. Al şu başını diyor. Eyvah, kendimi boş boşuna yormuşum. Dilaver! Gördüğün mü kızını nasıl bağladım? Neden benim yıldızımı küçük adamın yıldızıyla bağladınız? İyi de ben senin kızını atölye kurucuna bağlamıştım. Niye böyle ters oldun? Bana acımıyorsanız kız kardeşinizi öpeyim. Ne o beni sever, ne ben onu. Allah Allah! Ya ben senin kızını atölye kurucuna bağladım. Efendim, bir şeyde senin başı için çözün. Hayır, çok fena oldu. Efendim, yalvarırım çözün, ne olur. Ben çözemem ki, nasıl bağlanacağını biliyorum ama çözmeyi bilmiyorum. Nasıl bağlanırsanız? Öyle çözün. Ucunu kaybettim, kitapta yazmıştım. Aha, kitap içeride, kitap içeride. Efendim beni azar etti. Bunda ağlanacak ne var ki? Efendim bana küçük hanımı veriyor. Yani sen şimdi beni terk edeceksin, küçük hanımla mı evleneceksin? Seni terk etmedi. Asla. Asla. Dilaver. Bu dertten kurtulmak mümkün değil, mümkün değil. Efendim seni azat etti. Sen şimdi beni de alır kaçarsın. Kaçalım Dilara, kaçalım. Ama nereye? Sen benim lafımı dinle de bir kere de buradan kaç. Sana aptal olurum. Ben de senin oğlama. Ben de babamı böyle istemiyorum. Seni istemiyorum. Siz efendi babayı söylemediniz mi? Thank you.
tarihte eser yok. Acaba yangın harem değil mi? Hayır, yangın değilmiş. Kerimem odasında nakış işlerken nabedi dolmuş. Nereye gidecek? Hadi ya. Tekbir kapılara bakmadın. Hayır, kapıların hepsi benim emrimle açılır, benim emrimle kapanır. Haydi gidin, her yeri arayın. Haydi kızım, çağır birileri. Ay, şaşırdınız iyice. Sus.
Öküş Hanım söyleyin, buna bir çare yok mu? Kızımın bu cinlerden halasına çare yok mu? Vay vay! Sol yanağı benli. Ay, sol yanağı benli. Kıvırcık kahküllü. Ay, kıvırcık kahküllü. Bir civan onu bu dertten kurtaracak. Şimdi yerler şimdi. Beni söyle, ben kurtarayım. Olmaz! Olmaz! Vay vay! Efendim, izin verin, ben kurtarayım. Kimi kurtaracaksın, nasıl kurtaracaksın? Emredin Palaka'yı etkisinden. Ay! Delirdiniz mi siz? Perilerle uğraşın. Periler mi? Periler! Bırak! Bırak! Her şey büsbütün fena olur. Cinler çarpara yol sizi. Ay, bir cahilliktir ettiler. Rüküş Hanım, siz affedin. Attılar, attılar küçük hanımı kaptırdılar. Tabii.
Çırpınırsın. Ya sabah sabah yiyecek söz mü bulamadın? Aman Allah'ım kuruyor. Muhsin Efendi, usta yaman nafileyle çanı yoruyorsun. Bak durmuş ha, sonra dalışırız. Şurada hepimiz esafiz, komşuyuz. Sana söylenen lafler senin hayrın içindir. Laf vereceğine dükkanına çatapak versen olmaz. Merak etme Mustafa, merak etme. Sizin mahtum Sahi Çelebi bu sabah görünmedi. İyisiz mi? Biliyorsun ya Agapusta, birkaç gündür dükkanı seviyor oğlan. Malum canımı sıkıyor. Allah bağışlasın, senin evladın elmas parçası gibi. Gençlik bu, o kadar kürsüne bakmaya artık sen de. Valla hepimiz genç olduk usta Agap ama dükkana tezgah bırakmadık. Ben şimdi söylersem yüz göz olur. Sen söyle de gelsin çocuk. Kasavet yorma Muhsin Efendi. Allah bağışlasın, senin evladın ay parçası gibidir. Silahlar. Burası neresi acaba? Bilmem efendim. Soralım. Eto. Ne yiyeceksiniz? He! Buraya avret pazarı derler. Avret! Aa! Burada avret mi satarlar? Avret satan esirci dükkanları. Şu kıyının öte yanıdır. Ya biz oraya yaramıyoruz. Buralarda bildiğiniz benekli bir adam var mı? Benekli mi? Ne diyeceksiniz? Aman Allah'ım koruyarım. Benekli değil canım, benli, benli, yanağı benli. Sabah sabah yola düşmüş benekli ararsınız. Tavuktur ki. Ya kör ararsınız. Ha benim kızanlarım, tavuk pazarı buraya çok rahat. Çemberli taş civarlarında. Ya biz tavuk da aramıyoruz, adam arıyoruz, adam. Aman ha! Doğruymuş vallahi, şunu benekli çıkmış. Valla ben
Buyurun Dilara. Hoş geldiniz efendim. Bak bak bu adam yaptan anlar. Efendim küçük hanımın için ne yapmış? Allah Allah. Yıldızları yanlış bağlamışım. Aa, evet efendim. Konakta ne kadar adam var. Lan efendim. Değil canım benli ya benli. Bir öğrenemedim benli. Vallahi efendim ben bir şey anlayamadım. Dur ikimiz aynı anda anlatalım. Anlatın. Şimdi... Altı mermerden kalktık. Kalktınız. Bobya geçtik. Geçtiniz. Et yemese vardık. Vardınız. Oradan ver elini. Langa dedik. Dayandık. Ay hay anladım bugün anlamadım. Nasıl? Aksaray'a vardık. Sana benli adamı da. Bulamadık. Hüsnü efendi. İşin aslını yerlerim miyim? Hayır. Ya var ya var görüyor musun? Sana benli adam. Balık bana götürün. Hemen. Ya ne oluyor ya? Ya dükkanı bırakıp nereye gideceğim ha? Nereye gideceğim? Kalk. Benim aslında dükkanı var. Benim adam lazım. Yürü. Yok bende. Benle arar. Ya benle arar. Allah Allah. Az önce buradaydı. Demek ki sinekmiş. Allah Allah. Elanem sizin maskeniz mi ha? Maskeniz mi? Terbiyesize bak. Ben onu ben zannettim. Efendim ama söyleyeyim de gör. Terbiyesiz. Yürüsene ver gidelim. Allah Allah. Kaçın yapma usta. Yapma usta. Hele şuna bak hele! İlahi ocağın batan, ne ettin ya sen ha, ne ettin? Usta eşek tepti. Eşek mi tepti? Bu mahallenin çocukları ocağıma incir ağacı dikti. Eşeğimin kuyruğuna diken koyarlar. Eşek tepki yap senin işin ha? Ben kovmadım usta. Ya sen ne kovmadın ha? Ne kovmadın? Bir binlik tepki ya, bir o, tamam, gitti. Usta yuran, gari bir şeydir olmuş. Ya ekmek tekmem gitti, ekmek! Olmuşlarım işe çare yap ustayım. Ya ne yapacağım ben şimdi? İlahi hocam baktı İlahi hocam. Paracıklar yok. Para yok. Ne yapacağız? Yok. Bir okka bağlı bir. Ne oluyor ha? Sen kimsin? Aa. Çeşmeni yok lan. Akmıyor efendim. Ya. Bu ne hal? Çeşmeler akmıyor. Yollar vuru vuru düşman. Kaldırımlar çamur deryasına dönmüş. Semtin her bir noktası pislik içinde. Mahallenin yaşlısına gencine haber verilsin. Bir daha Savlete Efendi'nin sokağında böyle pislik işler dönerse, böyle pislik ortam olursa hepinizi birer birer halataya yatırırım. Git, o eşeğin sahibinin kim olduğunu bul. Eşek bundadır efendim. Söylesene. Eşek benim eşeğim efendim. Ya o semer de senin mi? Evet, benim semerim. El aleme o çamurlu kırbalardan mı su içeceksin ha hain? Hayır efendim. Alın şunu aşağıya. Hayır efendim, bir saniye, açıklayayım. Kendi gözlerimle gördüm, ne söyleyeceksin? Efendim lütfen, açıklayayım lütfen. Bir saniye. Niye açıklayacaksın? Efendim ben atmadım lütfen. Sen atmadıysan kim attı? Sözüm ona eşek atmış efendim. Sus be herif! Eşek nasıl atar? Müsaade buyurursanız arda değil. Söyle. Teşrifi ailenize ne bil? Bakkal yuvan kulunuz. Beni söze katma. Şirayı apostopla bir kavanoz bal ile bir kavanoz zeytinyağı vermişti. Uzattım sözü. Bir kavanoz zeytinyağıyla bu adamın pis kırmalarının ne alakası var? Haşa Metin sen de şöyle eşek patlatmış efendim. Eşek nasıl? Kendi anlatsın. Ben izah edeyim. Kahvehaneye gidiyordum. Mahalle mektebinin yanına eşeğimi bağlayayım dedim. Mahalle mektebinde çocuklar... Sus kemeseyim! Sen anlat. Evet edersin efendim. Bizim Bekir efendi, bizim kahvehaneye, şu meşhur kahvehaneye... Benim kahvehaneme. Evet efendim. O da tabii mahalle mektebinin karşısında ya. Oradaki çocuklar da eğlenelim demiş eşeğe görünce. Eşeğin malumları iğneye koymuşlar. İğneye oraya girince tabii eşek tepmiş. Şimdi yapmış anladım. Gel buraya. Eşeği zapt et, kırbaları temizle. Tabii efendim. Daha böyle görürsem kendini alırım. Tabii efendim. Siz nerede kaldınız? Bulabildiniz mi böyle bir delikanlı? Efendim, Edirne kapısına kadar sizin anlattığınız bir delikanlıyı aradık ama bulamadım efendim. Sen? Ben Edirne soruya kadar gittim efendim. Her yeri aradım ama bulamadım. Efendim, pekmez kübünden bu fare çıktı. Yok! Efendim? Pekmez kübünün kapağını niye açık bıraktın? Ne kedi ayırıyordur efendim? Neyse kapağın. Yandı mı elinizde efendim?
Çırağını uyat. Efendim yavrum benim! Aman ben! Geldi Safi Çelebi. Delikanlı, geri gel. Efendim, bizim oğlan bir kabak mı işlemişler acaba? Tarihlerden şef nişanlısı. Senin adın ne evladım? Safi efendim. Aa, bakın F harfi. Demek ben yanlış hesap etmişim. Adının ilk harfi değil, sondan ikinci harfin olması gerekiyor. Bakınız bele, hiç şüphem kalmadı. Evet efendim, aradığımız delikanlı bu olacak. Bakın sarında da gül var. Telaşa mahal yok. Oğlum, seninle ilgili tetkik edeceklerim var. Sen hiç cinlerle, perilerle bir münasebette bulundun mu? Yani bir buddama malik misin? Evet efendim, buddamın pek kuvvetlidir. Ya ne gibi hallarda muhtarlı oluyorsun bakayım? Bazen cinler periler etrafımı sarar, çekerim hançerini, bazısını ikiye, bazısını dörde bölerim. Sonra onları ölüme kadar, kaftana kadar sürerim. Ya bu gibi hallat buddamın icap altında. Cinleri zülfüme esir eder, zümrüde ankarlara emrimi alırım. Bu delikanlı sizin mahdumunuz öyle mi? Evet efendim, Allah başlasa. Delikanlının şekli şemalinden, adımdaki F harfinden ve sizin hal davranışlarınızdan pek hoşlandım. Yarın bizim fakirhaneye teşrif buyurunuz. Sizinle konuşacağım özel konular var. Aman efendim, bu konular nedir? Bu saatte akrep burcunu aksediyor. Hayır, mübarek kullar bu zamanlarda konuşulmaz. Kendinizi de üzmeyin, kızınızı da üzmeyin efendim. Eli bir
olmayacak. Hiç merak etmeyin. İnşallah afet kalın. İnşallah. Bereket versin. Aman evet, Afet kadın etme. Aa, hüddamına güvenmiyor musun? Amaç böylesini düzeltmekti. Haydi, haydi. Başlı cefasını çekmeyen sefasını süremez Çelebim. Hanımız, fidanı aşırdık. Ay pekala, kimse görmedi değil mi? Hayır, herkes yanında toplanmıştı. Çok güzel, şimdi gerçek günü gelin hanımı getirin. Ay Afet kızım, yürek hoplamasından payımı verecektim. Aa, yüreğin hoplamasın. Hadi muradına erdin. 2 gündür efendim babam da çok güzel. Bir şey hiç olmaz. Seni böyle bilindikler içinde görünce her şeyi unutur. Sen hiç merak etme. Bu gece kimin hasreti varsa Rabbim kavuştursun. Amin. Haydi haydi bu sözleri bırakın. Gelin hanımı odasına götürün. Ah Afet kadıncığım. Benim halim ne olacak? Aa kuzum buna mı üzülüyorsun sen? Bunca müşkülü atlatan Çengi Afet sana mı çare bulamayacak? Ne kadar merhametlisin Afet kadıncığım. Sen hiç merak etme. Ah, yine geliyor. Aman yarabbim!
Maşallah be maşallah. Maşallah enişte sana. Herkes maşallah desin. Maşallah. Maşallah enişte. Hadi bakalım. Onlar erdi muradına. Biz çıkalım kerevetine. Haydi eyvallah. Batarken de
öneren? Uzun süren çalışmalarımızın sağlıklı yürüyebilmesinde biz oyuncuların ders ve çalışma programlarını prova trafiğimize göre yeniden planlayarak destek ve okul yöneticilerimiz Doktor Tufan Çapar. Performansımızın en önemli mimarı olan abimiz, değerli yönetmenimiz
Tevfik Yılmaz Çöp.